Hocam peygamberimiz 1400 sene önce şu an yaşanan olayları anlatmış bir hadis var. İnşallah tam da bu günümüzdeki olayları anlatıyor. Ve Mehdi'nin çıkış alameti olarak söylüyor inşallah. Ne diyor, diyorsunuz? Nasıl diyor? Fotoğraflarla da söyleyebilirim hocam inşallah. Tamam, fotoğraf şuradan söyle. Gösterebiliriz. Hocam, müminlerin emiri aleyhisselam dedi ki, üç alametin ardından İmam Kaim aleyhisselamın çıkışını bekleyin. Kendisine sordular, bu alametler nelerdir? Suriyelilerin karşılıklı anlaşmazlıkları. Suriyelilerin karşılıklı anlaşmazlıkları. Mehdi'nin çıkışı alamet. Evet. Haberde de Suriye'de demek ki hikaye anlatmamışım. İnşallah. Evet. Daha sonra hocam, Horasan'dan siyah bayrakların çıkması. Onunla ilgili de resimler vardı hocam. Ve Ramazan ayında korku. Maşallah. Evet. Bunların ardından Mehdi'nin çıkacağını belirtiyor. Yer bildiriyor hocam inşallah. Haresta diyor, mahvolmadıkça Mehdi zuhur etmez diyor. 2012 yılında Haresta çatışmalar olmuştu hocam. Gazeteler haber olmuştu inşallah. Tek tek söylüyor. Caminin minberi, caminin kubbesi yıkılacak, tahrip olacak. Evet, inşallah. Caminin ismini de söylüyor, yerinde söylüyor. Ne güzel ya. Peygamber'e Cenab-ı Allah'ın bildirip aynısına çıkması. Evet. Bir de yeni yetme bazı alimler var. Bas bas bağırıyorlar. Mehdi çıkmayacak. Ya dede, maaşını al, otur aşağı, sakin ol. Maaşına falan zarar gelmez, korkma. Kıdemine de zarar gelmez. Niye bağırıyorsun gelmeyecekse ya? Gelmeyecekse rahat ol. Niye tedirgin oluyorsun? Evet. Hafta 8 gün 9 kriz tarzında Mehdi gelmeyecek diyor. Ya anladık falan diyoruz. Yine duruyor diyor. Yine Mehdi gelmeyecek diyor. Evet. Niye heyecanlanıyorsun ya? Peygamberimizin bir alamet olmuş oluyor. Maşallah.